Senin iki lafın belini kıralım dediğin şey gıybettir. Tamam mı? Ya şimdi gıybet olmasın ama işte adam şöyle şöyle yapmış bak. Yani gıybet olmasın diyor, bir de minareyi çalmış kılıf uyduruyor, biliyor musun kendine şimdi? Gıybet olmasın ama amasında ya gıybet oldu işte. Bak gıybeti yapan da dinleyen de ortaktır ha. Hocam ben yapmadım, dinledim. İyi halt ettin. E sen de ortak oldun işte. Senin de orucun gitti. Zaten gıybet tek başına yapılmaz ki. Ben şimdi gelip duvara konuşamam ki. Seni kötüleyemem duvara yani. Duvar seni tanımıyor. Duvar canlı bir varlık değil zaten. Yani gıybet olabilmesi için benim konuştuğum kişinin o gıybetini yaptığım kişiyi tanıması lazım. Yani ikimiz de onu tanımamız lazım. Sen tanımıyorsan ben geldim sana birini kötülüyorum. Ama sen onu tanımıyorsun. O gıybet olmuyor. O zaman ne diye anlatıyorsun? E o zaman işte desarz oluyor. O da ayrı bir manyak. O da ayrı bir şey de. Gıybet ölü eti yemiş gibi olur diyor. Ayet ya. Kur'an'da ayet. Lehme ahihi meyten. Kardeşinin yor ölmüş etini. Kimin gıybetini yaptın? Zaten bir insan genelde gıcık olduğu adamın gıybetini yapar. Arkadaş sevabın gidiyor da ona, yazık günah değil mi? Ulan oruç tutuyorsun. Sevabını en gıcık olduğun adama gönderdin. Sevabın gidiyor. Sonra onun günahları sana geliyor. Gıybet acayip bir bela ya. Ölmüş kardeşin. Yani o kimin gıybetini yaptın? Filancanın. Onun diyor öldüğünü farz et. Öldü. Tamam mı? Şöyle güzel at buyurun ama Kur'an böyle söylüyor diye söylüyorum. Ölmüş kardeşin. Getirmişler masaya koymuşlar leşini. İnsan leşi de aklıyorum hayvan leşinden daha ağır kokar. He. İşte o leş burnuna tıkadı. Yanında duramadı. O leş önüne gelmiş. Güzel tuzla kardeşim baharat sos mos. Oh afiyet olsun diye. Hocam ne diyorsun sen? Zaten Allah da böyle diyor işte. Fekerih de bu. Tiksindiniz işte diyor Allah. Tiksindiniz. Bak örneği görüyor musun? Ben biraz açıyorum anlayın diye. Allah da öyle diyor Kur'an'da. Tiksindiniz de bu örnekten. Ya o yüzden diyor vettekullah. Allah'tan korkun.